Merhaba sevgili öğrenciler. Kesirler videosunun ikincisiyle karşınızdayız. Bu videomuzda birim kesirleri karşılaştırmayı ve sıralamayı öğreneceğiz. Bu videoyu izlemeden önce bir önceki videomuzu, kesirler videosunun birincisini izlerseniz sizin için daha faydalı olur. Açıklamalara bırakacağım linkten ya da üstteki çıkacak i harfine tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi ne demiştik? Birim kesir için bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Bütünden ayırdığımız eş parçaların her birine birim kesir denir demiştik biz. Bütünden ayırdığımız eş parçaların her birine birim kesir denir demiştik. Şimdi modellerimizi inceleyelim ve birim kesirleri karşılaştıralım. Önce birim kesirlerini yazalım. Birinci modelimize bakalım. Birinci modelimiz kaç eş parçaya ayrılmış? 2, 4, 6, 8 eş parçaya ayrılmış ve bir tanesi boyanmış. İkinci modelimize bakalım. 3, 6, 9, 12, 15 eş parçaya ayrılmış ve bir tanesi boyanmış. Şimdi bu modeller, bu büyüklükler eşit birbirine aynı büyüklükler. Biri 2, 4, 6, 8 eş parçaya ayrılmış. Biri ise 15 eş parçaya ayrılmış. Şimdi biz bir bütünü az parçaya ayırdığımızda daha büyük parçalar elde ederiz. Çok parçaya ayırdığımızda daha küçük parçalar elde ederiz. Dolayısıyla çok parçaya ayırdığımız bütün bütünden daha küçük parçalar, daha küçük birim kesirler elde edeceğimiz için çok parçaya ayrılan bütün daima küçüktür. Bu ne demektir? Şimdi bakalım örnek üzerinde e, görelim. Şimdi bu alttaki kesirimizi bütünümüzü yukarıya getirelim, üstüne koyalım. Bakalım hangisindeki bütün daha e, birim kesir daha küçük. Evet gördüğümüz gibi üste getirdiğimizde birim kesir daha küçük oluyor. E, yan yana üst üste getirdiğimizde görebiliyorsunuz parçaları. Şimdi yazalım bunların kesirlerini, birim kesirlerini önce. 8 eş parçaya ayrılıp bu alınmıştı. O zaman ne diyeceğiz buna? 8'de 1. Alttakinde ise 15 eş parçaya ayrılıp biri alınmıştı. Ona ne diyeceğiz? 15'te 1. Şimdi dikkat edin. Payda 8, payda 15. Paydası büyük olan daha mı küçük oldu? Evet. Üstüne koyduk, üstte çıkardık ve gördük. Gerçekten küçük olduğunu görüyoruz zaten resim şekilde baktığımızda. O zaman ne diyebiliriz? Paydası küçük olan birim kesir, paydası büyük olan birim kesirden büyüktür. Yani şöyle tersinden söylersek, Paydası büyük olan birim kesir, paydası küçük olan birim kesirden küçüktür. Hem küçük hem büyük işaretini kullanarak bunları sıralayalım önce. Önce 8'de 1 ya da 1 bölü 8 nedir? Büyüktür 15'te 1 kesrinden. Ya da 15'te 1 küçüktür 8'de 1 kesrinden. Gördüğümüz gibi tekrar edecek olursak paydası büyük olan birim kesir paydası küçük olan birim kesirden daha küçüktür. Şimdi öğrendiklerimizi sayı doğrusu üzerinde görelim. Sayı doğrularında gösterilen birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralamamız istenmiş. Sıfırla bir arasında e, kaç eş parçaya ayrılmış bir bakalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eş parçaya ayrılmış. 10 eş parçaya ayrılmış ve bir tanesi alınmış. Gördüğümüz gibi şurası birim kesir demek zaten bir tanesi alınması demek. O zaman ne diyeceğiz buna? 10'da 1 ya da 1 bölü 10 şeklinde ifade edeceğiz. İkinci kesrimize bakalım. İki eş parçaya ayrılmış ve bir tanesi... Alınmış. O zaman buna ne diyeceğiz? 2'de 1. Üçüncüsüne bakalım. Kaç eş parçaya ayrılmış? 1, 2, 3, 4 eş parçaya ayrılmış. Bir tanesi alınmış. O zaman buna ne diyeceğiz? 4'te 1 diyeceğiz. En sonuncusuna bakalım. En sonuncusu da yine 1, 2, 3 parçaya ayrılmış. Bir tanesi alınmış. O zaman buna ne diyeceğiz? 3'te 1 diyeceğiz birim kesir olduğu için hepsinin payı 1 olmak zorunda. Birim kesirlerde pay daima 1'dir. Çünkü bir tanesini alıyoruz eş parçalardan. Ne demişti? Büyükten küçüğe doğru sıralayalım demişti. Büyükten küçüğe doğru sıralarken paydası paydası en küçük olan en büyük oluyordu. Zaten şekilde de görüyorsunuz değil mi? Yani bu en büyük parça. O zaman ne diyeceğiz? 2'de 1 bir, büyüktür. Biraz 2 geride kaldı ama olsun. 2'de 1 büyüktür. Sonra 3'te 1 büyüktür. Daha sonra 4'te 1 büyüktür. 10'da 1'den en küçüğü 10'da 1, en büyüğü de 2'de 1'dir. Birim kesirlerin aralarına uygun sembolleri yazarak karşılaştıralım. Uygun sembolleri yazalım şimdi bu kesirlerimizin arasına. Önce ilk iki kesrimize bakalım. 7'de 1 ve 4'te 1. Biz ne demiştik? Paydası büyük olan daha küçük oluyordu. O zaman 7'de 1 küçüktür. 4'te 1'den diyebiliriz. 9'da 1 nedir? Büyüktür. 12'de 1'den. Çünkü paydası küçük. Paydası küçük olan büyük oluyordu. 5'te 1, 5'te 1. Bunlar nedir? Birbirine eşittir. 5'te 1 eşittir. 5'te 1 diyebiliriz. 18'de 1 büyüktür. 21'de 1'den. 3'te 1 eşittir. 3'te 1. 2'de 1 büyüktür. 8'de 1'den. Bu dersimizi de burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalımıza abone olarak yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Kesirler dersimiz devam edecek. Bundan sonraki videoları da yine üstteki i harfinden yara açıklamaya bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.